Ekrem İmamoğlu'na ben milliyetçilik anlayışını sordum. Yani nedir sizin milliyetçilik anlayışınız diye sordum. Üç ayrı sacayın ayağında tanımladı. Dedi ki benim birinci milliyetçilik önceliğim, anlayışımın önceliği tüm yurttaşlarıma eşit görmektir. İkincisi ülkemin dağına, taşına, ormanına, kültürüne sahip çıkmaktır. Üçüncü olarak da yurttaşların güven içinde mutlu ve müreffeh olması için çalışmaktır dedi. Daha sonra Kürt seçmenle olan arasındaki ilişkiyi sorduğum zaman manşeti aslında buradan verdi zaten. Dedi ki benim e, Ekrem İmamoğlu olarak Kürt seçmeniyle arama kimse giremez. Benim Kürtlerle olan ilişkimde başka bir partinin başka bir siyasal figürün aracılığına da ihtiyacım yoktur. Böyle bir beklentim de yok. Ben İstanbul'un güzel Kürtleriyle Ek Ekrem İmamoğlu arasında aracısız direkt bir hat olduğuna inanıyorum dedi ve bunu da Gönül hattı olarak tanımladı Ekrem İmamoğlu. Ee, Kürtlerle ilgili tarihsel olarak da İstanbul'la olan bağlarına dair de bazı bilgiler verdi spontan sorularıma. Ee, yani Abdülhamit döneminden gelen e, bağları 1950'de yaşanan göçlerle birlikte İstanbul'daki Kürt nüfusuna dair bilgiler verdi. Ve İstanbul İttifakı'nı tanımladı. Bence İstanbul İttifakı'nı tanımlarken de Şöyle bir cümle kurdu ki bu çok önemli bana kalırsa dedi ki İstanbul İttifakı partiler arası bir ittifak değil partiler ötesidir. Bu 2019'dan beri böyledir bir halk ittifakıdır dedi ve İstanbul İttifakı'nı demokrasi kalkınma ve kucaklaşma yoluna bir halk hareketi olarak değerlendirdi. Şimdi buradan şunu anladım ben ee, Ekrem İmamoğlu Kürt seçmenden hadi daha da doğru koyacak olursak adını Dem Parti'ye oy veren muhalif Kürt seçmenden oy alabileceğini görüyor ve buna inanıyor. Ve bu nedenle de aslında bu çıkışı yapıyor. Ben dem partilerin oyuna talibim diyor. Bu çıkışın bir arka planı bu. İkinci nokta şu ellerinde anketler var. Kamuoyla paylaşılanlar var kendi içlerinde tutu tutulan anketler var. Orada Ekrem Bey'in kurmayları da vardı. Çok yakın çalışma arkadaşları vardı otobüste. Onlara sorduğum zaman da şunu söylediler. Elimizde çok farklı anketler var. Bu anketlerde bir buçuk iki puan öndeyiz ama biz bu yarışı bir buçuk iki puan önde bitirmek istemiyoruz. Daha yüksek bir farkla kazanmak istiyoruz ki mecliste işte de çoğunluğu elde edebilelim diye bir noktaya temas ettiler. Bu arada ilginç olan nokta şu bir yandan Ekrem İmamoğlu kendisi için seçim çalışmasını yürütürken başka bir nokta daha var. O da İstanbul'un diğer ilçelerinde hem ilçe belediye başkan adayları seçim çalışmalarını yürütüp Kendilerini belediye başkanı yapmak istiyorlar bir yandan da il ilçe örgütleri orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclisi için daha yüksek oranda oy almasını istiyor. Bunun için de ayrı bir çalışma yürütülüyor ki e, Topal Ördek Erdoğan'ın tabiriyle durumuna bir daha düşülmesin diye Ekrem İmamoğlu'na bu röportajda yer almayan bu sabah yayınladığımız kısmında da şunu sordum. Ee, ya çeşitli manipülasyonlar var. Bu arada Ekrem İmamoğlu ve kurmayların elinde bu manipülasyonlara dair isim isim, şirket şirket, hesap hesap bir bilgi bulunuyor. Yani hangi hesap hangi manipülasyonları yapıyor, nasıl montaj videoları üretiyor diye bazı bilgiler olduğunu gördüm. Bize toz kondurmaz bunlar, provokatif söylemler var. Ee, ama sahaya indiğimizde bunların istedikleri gibi ortaya çıkmadığını görüyoruz. Fakat çok yakından takip ediyoruz da diyor hem Ekrem hem de kurmayları. Bir diğer ayrıntı da bu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hedef 30 de %30'ları görmek de bir baraj tarifinde bulundu. 30 ve üzerini görürsek genel seçime daha güçlü kuvvetli gidileceğinin imasını yaptı bir bakıma. Genel Merkez'in elindeki anketlerde 30'lar görülmeye başlandı da onun bir vaadi midir? Ona güvenerek yapılan bir çıkış mıdır? Yoksa %30'lara yaklaşıldı daha fazlası için ortaya konulan bir meydan okuma mıdır bu? Bir kere bu %30 hedefine en çok katkı sunacak yerler büyük şehirler Hı. elbette ki. Ankara'nın bu hedefe büyük bir katkı sunma ihtimali giderek güçleniyor. Çünkü Ankara'da hani açık söyleyelim ki bence Turgut Altınok artık havlu attı. Yani Hı. Mansur Yavaş'ın Ankara'yı kazanacağı ee, hani alıp sandıkları başka bir yere götürüp içindeki oyları değiştirmezse birileri e, kazanacağı kesin neredeyse. Hatta Ankara'nın ilçelerinde bile bazı ilginç durumlar ortaya çıkacak. İstanbul'da buna katkı sunabilecek bir noktada eğer büyük şehirlerde hedeflenen oylara ulaşılırsa bu %30 belki olmayabilir ama e, özellikle CHP için tanımlanan o %25 cam tavanın kırılma ihtimali ortaya çıkabilir. Ee, bu belediye meclis üyelerinde mi olur yoksa belediye başkanlarının total oyları üzerinden mi olur? Bunu bilemiyoruz. Bunu zaman gösterecek. Fakat e, Özgür Özel gelirken şöyle bir hedef koymuştu %25 cam tavanı kıracağım diye. E, şu aşamada %30'a yaklaşan bir veri görmek mümkün değil açık söylemek gerekirse. Fakat o %25'in üzerine çıkma hedefi e, gerçekleşebilir. O da büyük şehirlerdeki sonuçlara bağlı.